ve şeyi ben serçe parmağım kadardı. 8-10 tane komşunun bahçeden söküp getirmiştim. 5 tanesi burada tuttu. Koca ağaç oldu. Bahçede hemen hemen en büyük ağaçlardan birkaçı bunlar. Gölgesine paha biçilmez. Alamudu çok. Yerler dökülen meşelerden çıkan fidanlarla dolu. Yeri olan, dikmek isteyen, ekmek isteyen varsa verebilirim. Buradan gelsin. Beğendiğini söksün götür. Tam bunların buradan sökülüp dikilecek zamanı. Güzün de olabilir. Şimdi de olabilir. Evet. Burası çok emek çektim. 22 senelik bahçemiz. Tabi kuruyan ağaçlarımız oldu. Yerine başkaları dikildi. Çeşitlendi. Ama bize bir eğlence oldu. İşte burada bir ceviz alamadık. Cevizlerimiz var fakat her sene soğuk vuruyor, yenikten sürüyor. Budadık, aşırık yaptık, aşıları dondu. Fakat bize bir eğlence. Tabi dışarıdan baktı mı kolay gözüküyor. Ben bir haftadır sulamaya çalışıyorum burada. Her bir ağaç yaklaşık yarım saat 45 dakika su içiyor. Aşağı yukarı büyük ağaçlara 4-5 ton su veriyoruz. Tabii küçükler o kadar şey yapmıyor ama tabii sıcak da. Tabii her şey emekli oluyor. Allah emeğimizi ziyan etmesin. Bu sene işlemiş kirazımız yoktu. Soğuklar vurdu. Kayısı yaptı ama ben hastalanınca kayısı toplayamadık. Ancak kendimize kadar, yiyecek kadar biraz topladık. Kalanını kurt kuş yedi. Birazını da açtık, kuruttuk. Bademlerimiz de yapmadı. Bademler de soğuk vurdu. Elmalar iyi. Elmaları sonradan dikmiştim kuruyan ağaçların yerine. 3-4 yaşında varlar. Bazıları sevdi. Yaklaşık 15 kadar elma var. Elma ağacı var daha doğrusu. Fakat ağaçlarımız yaşlandı. Kuruyor. Burada geçen seneden kuru dallarını çıkartmıştım fakat kurtaramıyoruz. Yine de bir umut. Suluyorum bunları da sıradan. Fiskeyle suladık. Borularla suladık. Geçen borularımızı çaldırdık kışın. Şimdi hortumla sulamaya çalışıyorum. Bir parmak hortum. Bununla İdare etmeye çalışıyorum. Tabii kolay değil. Evet. Allah emeğimizi ziyan etmesin. Bunlar hep kuruyorlar. Bazı ağaçlarımız gidiyor. Bazıları da çok iyi. Neşesi yerinde. Şey yerinde. Burada bir kayısı var, bunu çekirdekten yetiştirmiştim. Kayısı bu sene yaklaşık 200 kilodan fazla kayısı yaptı ama
Abi değerlendiremedik. Birazını topladık, kuruttuk. Birazını da markete verdik. Evet. Burada başka ağaçlarım var. Gaz çeşitlerim var. Abi. Bunların şimdi kuru dalları budanacak. Bunlar Bursa kayısıları. Erken açıyorlar. Bademden de önce açıyor. Fakat bu sefer de soğuk vuruyor. Yanındaki telin kıyıları badem. Bunları hep çekirdekten yetiştirdim bu bademleri. Evet. Geçen sene güzel badem yaptılar. Bu sene yapmadılar. İlk defa da geçen sene badem yaptılar. Yaklaşık olarak 15 yaşında var bu bademler. Bu kayısıları da işte kuruyan ağaçların yerine dikmiştik. Bunları kurudukça söküp yerine başka ağaçlar dikiyoruz. Burada üstte cevizlerimiz var. Burada ceviz var. İşte bu kayısı da böyle hastalandı. Kuru dallar temizlenecek. Yani iş çok ama tabii yapmak için insan lazım. Üst tarafımıza TOKİ geldi. Binalar yapılıyor. Burası ne olur bilmem. Evet. Yaklaşık burası 6 dönüm ağaçlı olan yeri var. Yanındaki tarla da bizim. Orayı önüne gelen ekiyor. Bir şey de verdikleri yok. Doğru dürüst de bir şey kaldıramıyorlar. Mal sahibinin gönlünü etmeden ekilen yer böyle olur. Toplamda 11 dönüm. Burası. Bakalım. Aşağıda dere geçiyor. O binanın altından da peçenek yolu geçiyor. İşte burada bir vakit geçiriyoruz. Bırakanlar nur içinde yatsın. Allah olmayanlara da versin. Allah emeğimizde ziyan etmesin inşallah. Bu taraf dutluk. Bu kara dut. Bunun gibi iki tane ağacımız var burada. Büyük. Bayağı büyük bir ağaç. Sene bayağı dalları kurumuştu. Kuruyan dallarını temizledim. Buradan yaraları belli. Buralardan. Ağaç kendini düzeltti. Bunlar erik. Burada. Bunlar hep bu erikleri ve filiz olarak diktim. Hani komşunun eriklerinden çıkanlardan sökerek getirdim. Bu da evet. Diğer dudumuz da bu. Bunlar kara dut. Güzel. İri dutlar oluyor. Orada beyaz dutumuz var. Ayaş'tan aldım geldim iki tane. 5-6 yaşlarında onlar gözüküyorlar. Burada. Güzel neşeliler. Burada kirazım var. Kiraz kurumaya başladı. Kuru yerlerini geçen sene çıkarttım. Yaşamaya çalışıyor. Burada kuruyan kirazın yerini diktiğim aşağı yukarı 7-8 yaşında kiraz var. Bunun neşesi iyi. Burada da aynı şekilde. Yani bir ağaç 20-25 sene anca yaşıyor. Uzun yaşayanlar da olabiliyor. Bu
da kayısı. Bu da hastalandı. Baş edemiyoruz bu artık. Neden kaynaklanıyorsa. Kuru dalları burada çıkarttı. Bunlar tutun dalları. Evet. Bu taraf kirazlık. Böyle şu arada kuruyan dallar var. Buraya geçen sene bahçe yaptık. Bu sene bahçeyi açmadık. Zahmetli oluyor. Seneye bakalım belki bir kez bahçe yaparız. Evet. Burada da yine güzel bir erik var. Orada eriklerimiz var. Burada çok güzel bir kiraz ağacım var. Şurada arkada gözüken osuruk ağaçları diyoruz. Onları da ben dikmiştim yine. Burada görülen bütün ağaçları ben diktim. Tabii oğlum yardım etti, kardeşim yardım etti. Fakat bazı ağaçlar kuruyor, önleyemiyoruz. Artık neyse sebebi bilemiyorum da. Ya burada erik var. Yeni yeni kızarıyorlar. Şöyle yakından çekeyim. Evet. Burada. Kayısı var, bademler var. Bu komşunun burası. Mantar çiftliği. Tabii. Burası bir köy yeri. Bu erikleri canı çeken olur ama ne yapalım, o da artık burada yeni yeni oluyor. Dün biraz topladım bir kova kadar. Çocuklara yolladım. İşte afiyetle yesinler. Evet. Burada. Evet. Bura böyle. Güzel bir bahçe. Bütün hepsi emekli oluyor. Dediğim gibi 20 yaşını geçti. 22 yaşında bazı ağaçlarımız. Bazı ağaçlarımız daha genç. Bu beyaz kiraz. Bunu kuruyan ağacın yerine dikmiştim. İşte bunlar da 8-9 yaşlarında. Demek ki kirazla aynı akran. Orada bir ayvamız var. Büyümeye çalışıyor. Üst tarafa da gidelim. Eriklere bakalım. Evet. Üstte de bademlerimiz var. Burada güzel bir kayısı var. Çok iri kayısı oluyor bunun. Bunun yanındaki de güzel yemelik kayısı. Güzel. Reçellik de olur. Şunlar Bursa. Burada bir dağ var. Bunun kuru dalları temizlenecek. Bunu geçen sene temizlemiştim. Düzeltti kendini. Bunlar da bademler. Üstte. Evet. Burada komşunun yerini de çekeyim böyle. Buradan bu şekilde. Evet, buralar daha sulanacak işte. Sulamaya çalışıyorum. Burada cevizlerimiz var. Geçen sene biraz ceviz yaptılar. Ama bilmem bu sene yaparlar mı? Bu sene yok üzerlerinde. Hemen üstümüz Toki. Toprağı yığdı, yarın yağmurda kayıp gelmezse iyi. Evet. Bu acı badem. İki tane acı badem var, kesmedim. Bir de şu. İşte 5-6 tane büyük kirazımız kaldı. 50 taneydi kiraz. Yani 5-6 biraz kaldı. İşte ne olursa. Evet. Orada gene kayısı var. İşte bu sene mi olur, seneye mi olur? Bu kuruyan ağaçların köklerini söktüreceğim. Yerine yeni
Fidanlar inşallah ömrümüz olursa dikeceğim. Evet, bu ayva. İki tane ayva kaldı. Altı tane dikmiştim. İkisi tuttu. İkisi güzel. Öbürleri pek sevmediler. Bu erikler de yeni dikilme. Bunlar can eriği. Evet, bunlar da iri erik. Fakat bu sene fazla erik yapmadı bu iri erikler. Bunlar bu taraf vişnelik. İşte bunlar da kuruyan ağaçların yerlerinden çıkanlar. Bunlar hep kepçeyle sökülecek bunlar. O tarafa doğru. İşte bayağı bir sökülecek kök var. Onların yerine de işte bakalım ceviz mi dikeriz. Çetler dedikleri çeşit. O soğuğa dayanıklı diyorlar. Bu da kiraz. Evet. Bakalım. Yine kayısıyla ceviz niyetleniyorum ama bakalım biraz da elma da olabilir. Bunlar da merdivenlerimiz. Tabii ağaçlar yükseldikçe toplaması zor oluyor. Üst dalları genelde toplamayız. Kuşlara bırakırız. Erebildiğimizi alırız işte yeter. Evet, Allah olmayanlara da versin. Burada da güzel bir cevizimiz var. Bunu bu sene diktim. Evin önündeki dutlardan yetişmişti. Yani kendiliğinden yetişme. Kıyamadım. 2-3 sene evin için önünde büyüttüm. Oradan söktüm, getirdim. Yapmazsa aşı yaparız. Orada gene dut var. Bunlar Ayaş'tan getirdiğim dutlar. Evet, onları söylemiştim. Orada aşağıda bahçenin tuvaleti var. Orada elmalarımız var. Onları da çekeyim. Kuşlar çok zarar veriyor, yiyorlar. Ama ne yapalım? Nasip. Herkes nasibini yiyecek. Ne yapalım? Yesinler. Onların marketi yok. Evet. Bu ağacı. Bunun gibi 10 tane elma almıştım. Diktim. Çoğu tuttu. İşte. Bunun elmasını topladık. Bu biraz erken oldu. Bu ekşi elma. Ben size bu videoları bilmeyenler için çekiyorum. Yani bilenler diyebilir ki ya niye çekmiş bunları? Burada çardağımız var. Burada oturma yerimiz var, masamız var. Evet. Burada otururuz. İstirahat ediyoruz. Burada da işte malzemeleri koyduğumuz, burada burası eşyaları koyduğumuz yer. Burası da su motorumuzun olduğu yer. Tabii burayı pek göstermek istemiyorum ama yine de çekeyim. Su motoru bu. Dolabımız. Tabii. Evet, zıvır. Bu motor sondaj ruhsatlı. DSE'den ruhsatı alındı. Güzel tazikli suyu var. Bize yetiyor. Böyle. Evet. Bu videoyu montaj edeceğim. YouTube sayfama koyacağım. Bakalım. Evet. Umarım beğenirler. Bu bahçecilik zor. Ağaçlarla uğraşmak. Tabii emekli olan bir şey. Burada giriş kapısı var. Orada da bir tane giriş kapımız var. Evet. Bunlar o bahsettiğim meşeler. Aa, o taraftan başlıyor. Güzel. İşte böyle. Vakit geçiriyoruz. Bu erikler hep yeni. 3-5 yaşında. Kimisi daha büyük. Evet. Burada erguvanlarımız var.
bunlar. Bu da güzel bir ağacımız var ama akasyanın bir çeşidi. Fakat çok çiçek döküyor. Tam da çardağın üstü. Her sene böyle ama gölgesi çok güzel. Burada bunlar da erguvanlarımız var. Burada. Evet, bu da vişne. Yukarıda gene vişneler var, yeni yetişenler. İşte burası böyle bir yer. Evet. Burası da bahçe giriş kapısı. Evet. Herkese Allah nasip etsin.